Sayın Başkanım, evet, yaklaşık 3 dönemdir pazara hizmet vermektesiniz. Birkaç sorumuz olacak. Artık yavaş yavaş da seçim günleri yaklaştı. Siz de belediye başkanlığı olarak hizmetin yavaş yavaş sonuna geliyorsunuz. Artık ileride neler olur onu tabii ki daha önümüzde günler göreceğiz. Bir ilk sorumuz, 3 dönemlik başkanlık süresinde mutlaka yaptıklarınız da yapamadıklarınız olmuştur. Yani fazla belki uzun zamanımız ama kısa özetleyebileceğiniz şu 3 dönemi bir kısaca özetler misiniz? Teşekkür ederim. Birinci sorumuz bu. Teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz diyeyim. Pazar halkı partimiz tabii aday gösterdi. Pazar halkının da teveccühüyle yüksek orandaki verdiği oylarla 15 senedir elimizden geldiği kadar hizmet etmeye gayret gösterdik. Bu sürede tabii ben tüm pazar halkına teşekkür ediyorum. Hepsinin çok kuvvetli şekilde desteğini arkamıza aldık belli bir şeyde. Sonuna kadar desteklediler belli bir şeyde. Sağ olsunlar, var olsunlar. Biz de elimizden geldiği kadar projelerimizin bir kısmını yapabildik, bir kısmını yapamadık veyahut da yarım olarak şey oldu belli bir şeyde. Yaptıklarımız var, yapamadıklarımız var belli bir şeyde. Fakat elimizden geldiği kadar iyi niyetle pazar halkımıza hizmet etmeye gayret gösterdik. Bu süre içinde tabii havaalanımız, devletimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun havaalanımız açıldı. İnşallah biz elimizden geldiği kadar pazarımızı güzelleştirmeye çalıştık. Fakat bundan sonraki gelecek arkadaşımız da inşallah bizim hizmetlerimizin üzerine katarak daha güzel hizmetler yapmasını Yüce Allah'ımızdan niyaz ediyoruz belli bir şeyde. Pazarımız çünkü en iyi hizmetlere layıktır Lütfü kardeşim, Lütfü abimiz. Şu şekilde şey yapayım ben, yani bazı projelerimiz tabii yarım kaldı, bazılarını ihale ettik, bitiremedik. Yani bu son dönemde biliyorsun pandemi, tabii bunun arkasında biz saklanmıyoruz. Yani pandemi olsun, işte krizler olsun, deprem olsun belli bir şeyde. Fakat şunu şöyle şey yapayım, pazar halkımız da bunu biliyor. Tabii kentsel dönüşümde biz son aşamaya kadar geldik. Projeleri onaylattık. Tam yıkma aşamasına geldik. Deprem oldu böyle bir şeyde. İnşallah o projelerimiz zaten medyada da açıklandı. İnşallah o projelerimiz bu dönem gerçekleşir böyle bir şeyde. Bu dönemde yaptığımız birkaç şeyden ben gene bahsedeyim kısaca böyle bir şeyde. Çünkü yani sağ olsunlar bazıları belki kötü niyetli değil ama şey olarak hiçbir şey yapılmadığından bahsediyorlar böyle bir şeyde. Tabii ben onu da şu şekilde şey yapayım birkaç şeyden bahsetmeden. Tabii bizim yaptıklarımız ve yapmadıklarımız veyahut da ne kadar yaptığımız şimdi belli olmaz. Yani onu belli süre sonra hatta bir 4-5 sene sonra onu vatandaş daha iyi takdir edecektir. Nelerin yapılıp nelerin yapılmadı. Biz eskiyi hiçbir zaman dile getirmedik. Elimden geldiği kadar hep teşekkür ettim, şey ettim ama şu dönemde tabii uzun süre belediye başkanlığı yaptığımızdan dolayı bazı arkadaşlar işte hiçbir şey yapılmadı. Yani tabii onlar bizi seven arkadaşlarımız. Belki istemeyerek siyasi olarak mı diyorlar artık ne şekilde ama hepsine saygı duyuyorum. Teşekkürlerimi sunuyorum ama şunu pazar halkımızdan dikkatlice takip etmelerini rica ediyorum. Yani bu bizim yapıp yapmadıklarımız 4-5 sene sonra daha iyi şekilde, daha açık şekilde görülecektir. Onu da şey yapayım. Kentsel dönüşümden bahsettim. Kısaca Millet Bahçesi'nden bahsedelim. Koca Köprü ve diğer şeyden. Orada biliyorsunuz 40 yıldır dökülen bir çöplük vardı. Tabii evet. Bunlar kolay olmuyor. Şu anda baktığımızda orada 30 dönümlük bir arazi kazandırdık. Burada bakanımıza, Osman Aşık'ın baka, Çevre Şehircilik Bakanımıza ve diğer emeğe geçenlere, kaymakamımıza çok teşekkür ediyorum. Giden kaymakamımıza da teşekkür ediyoruz. Orada büyük bir emekle biz 30 dönüm pazar belediyemize olmayan bir arazi kazandırdık böyle bir şeyde. 22 Kasım'da da ihalesi açıklandı ve 20 Kasım'da ihalesi kesinleşecek. Yani alan kişi 22 Kasım'da belli olacak belli bir şeyde. Onunla beraber ta o Millet Bahçesi'nden
Pazar'ın yeni köprüye kadar da yürüyüş ve bisiklet yolunun da ihalesi gene aynı şekilde. Bununla şey olarak pazar sporumuza bir nizami saha da kazandırdık. Zaten bizi geciktiren olay biraz da o oldu. Sahanın biraz ebatları sığmadığından dolayı devamlı olarak karayolları ve desteğiyle biz irtibat halindeydik. Hüseyin Başkanımız da illa da burada nizami bir saha olacak diye şey yaptı. Biz ondan dolayı bir buçuk sene geciktik ama Allah'a şükürler olsun ki ihalesi bize nasip oldu. İnşallah gelen arkadaşımıza da açılması nasip olur. Tüm parası hazırdır. Osman Aşkın Bakanımıza ve Çevre Şehircilik Bakanımıza da saha ve diğer çıkardığı paralar için de çok teşekkür ediyoruz böyle bir şeyde. Aşağı yukarı 70-80 milyonluk veyahut da o civardaki bir yatırımdır. Yani duvarlarla birlikte belki de 150 milyonu veyahut da ona aşar miktarda bir yapıdır. Onun ön taraftaki kısma da inşallah bakanımız da söz etti. Bir gölet şekilde bir oluşturulacaktır. Onu da şey yapıyoruz. Yani bunlar kolay olmuyor Lütfü Bey. Yani böyle bir şeyde. Yani hiçbir şey olmadı deyince bizim biraz şeyimize gidiyor böyle bir şeyde. Düğün salonu yaptık. Bunu devletimizden bir kuruş para çıkmadan belli bir şeyde bağışlarla. Kafeteryayı bitirmeye çalıştık böyle bir şeyde. Allah'a şükürler olsun çatal kaşık tuzluğuna kadar bitti. Fakat bu pandemiden dolayı biraz orada krize yakalandık. Biliyorsunuz oralar biraz karayolları arsası olduğundan dolayı direktmen ihaleye çıkamıyoruz böyle bir şeyde. Bağışlarla veya diğer yardımlarla biz orada da şu andaki parayla 30-40 milyona mal olmayan şeyi Pazar Belediyesi'ne sıfır maliyetle kazandırdık. Bu arada kafeterya demişken ondan da bahsetmiş olayım böyle bir şeyde. Biz tabii geçenlerde bir röportaj vermiştik böyle bir şeyde. Ramazan'da 30 gün boyunca Ramazan süresince iftar yemekleri verilecekti. Fakat tabii bu Ramazan biraz iftar yemeklerinden pek şey olmadı. İlgi olmadı. İlgi olmadı. Biz de bir açılış demeyeyim mi yani bir personelimize her zaman belediyenin altında verdiğimiz yemeği orada verelim dedik böyle bir şeyde. Hem de personelimiz biraz oraya göre fakat bazı vatandaşlarımız direktmen açılmış gibi. Yani şunu hemen lafınızı keseyim madem oraya girdik. Evet. Yani dün akşam itibariyle orada bir iftar yemeği verildi. Şimdi vatandaş bizleri de arıyor. Yani biz şimdi bugün gitsek çayımızı veya şeyimizi içebilir miyiz? Galiba normal bir açılış yani şu anda işletmecisi belli değil. Herhangi bir şey belli değil. O noktaya bir açıklık getirir misiniz? Yani sosyal belediye sosyal tesisler şu an itibariyle galiba halka açık değil. Buyur şimdi onun cevabını verin. Önceki şeyde de belirtmiştim. Biz Ramazan boyunca kim yemek verecekse dışarıdan yemek gelmek suretiyle belli bir şeyde burada yemek verilsin diye şey yaptık. Fakat dediğimiz gibi biraz bu ekonomik kriz veyahut da diğer nedenlerden dolayı pek rağbet olmadı. Biz de yani hem belediye personelimiz tesisimizi görsün, o şekilde bir kaynaşma olsun diye belediyenin altında vereceğimiz yemeği orada verdik. Direktmen zaten ben açılmayacağını önceden de bahsetmiştim. Yalnız iftar yemekleri verileceğini şey yaptık. Nasip olursa nasip olan belediye başkanlığı nasip olan arkadaş böyle bir şey. Çünkü orada biliyorsun Lütfü Bey personel daha alınmadı. Biz de etik olarak alabilirdim ama benim biliyorsun şahsiyetim o şekilde şey olmaz. Yani, gelen arkadaş kendi çalışacağı veyahut da şey yapacağı şey olsun diye belli bir şeyde. Sonradan da dedikodu olmasın diye belli bir şeyde. İnşallah en kısa zamanda seçim bittikten sonra hazırdır. Taş çanağından, kaşığından, tuzluğundan, peçetesinden, diğer şeylerinden anahtarı çevirince personel alındığı şeyde hemen ertesi gün başlayacak şekilde vatandaşlarımıza hizmete inşallah başlayacaktık. Biz de orada oturup çayımızı, kahvemizi ve diğer yiyeceklerimizi inşallah ucuz şekilde şey yapacağız. Biz tabii bazıları şu şekilde şey yaptılar, işte bir tane oldu, birkaç tane de açılabilirdi, açılmadı. Fakat ben ona karşıyım, kendi şahsım olarak. Gelen arkadaş açabilir, açmayabilir, böyle bir şey. Çünkü neden diyeceksiniz? Esnafımızı da kollamak lazım Lütfü Bey. Evet. Bakın komşu ilçelerde açıldı fakat esnafımız bundan bayağı bir müzdarip belli bir şeyde. Bizim zaten kafeterya, komşu ilçelerdeki kafeteryaların en azından 2-3 katı yani 2-3 kafeterya büyüklüğünde yani orada 3 kafeterya varsa bizim kafeterya onların toplamı kadar
vatandaşlarımıza hizmet edecek. Hatta küçük çaplı nişan, düğün yapılacak açık alanı var. Dışarıki balkonunda en az 150 kişi oturacak, içerisinde 200 kişi ağırlayacak kapasitede böyle bir şeyde. İleride de başka bir tarafta da düşünülürse inşallah orası da açılır ama bu pazara uzun süre hizmet edecek ve ucuz şekilde hizmet edecek bir kafeteryadır. Çok açılması da benim dediğim gibi esnafımıza biraz darbe gibidir böyle bir şey. Esnafımız da bizim esnafımız, inşallah onlar da hayırlı kazançlar şey olur. İsteyen belediye tercih eder, isteyen 3-4 tane de güzel kafeteryamız var, modern. 2-3 sene önce onlar da yoktu. Onları da tercih eden, onları da tercih edebilir böyle bir şeyde. Hayırlı olsun diyorum şimdiden pazarımıza. Evet, yani Sayın Başkan, o zaman şöyle diyebiliriz. Şu anda belediyeye ait olan sosyal tesis resmen halka açık değil. Yani çay kahve gelip içemezler. Evet, zaten... Ancak belki belirli bir organizasyon varsa önceden haber verip ona bir belli bir şeylik hazırlık vasıtasıyla yapılabilir mahiyetinde. Şu an siyasilerimiz, partilerimiz veyahut da dışarıdan vatandaşlarımız orada bir organizasyon düzenleyebilir belli bir şeyde. Bizim personelimiz de ona yardımcı olur belli bir şeyde. Çay kahve olabilir. Her şey var çünkü orada. Ama personel olmadığından dolayı biz direktmen oraya şey etme şeyinde aksaklıklar olur. Çünkü baştan öyle bir sıkıntılı şekilde olursa da ismine leke gelir böyle bir şeyde. Evet. Onun için ama siyasi partilerimiz, farklı organizasyonlar açık istediği şekilde gider. İftardan sonra pastasını, çayını, kekini, işte iftar programını şey yapar, oradadır. Bir telefonla hemen orada emirlerine ücretsiz şekilde amadadır yani. Anlaşılmıştır. Yani şu an artık belli bir randevu sistemi gibi bir şey olacak. Evet, yani şu an itibariyle. Önceden de o şekilde demiştik ama bu şeyde biraz tabii vatandaşlarımız böyle tam iştahla oraya bekledikleri için yanlış anlaşma. Evet, akşamdayım beni çok aradılar abi. Belediyemizi de en azından 20 kişi aradı beni. Şeyde ki ne zaman şey diye. Güzel çay içmek istiyoruz, kahve içmek istiyoruz. Az bir zaman kaldı. Biraz sabretsinler. 2-3-5 gün sonra belli bir şeyde inşallah çok güzel şekilde hepimiz oturacağız orada belli bir şeyde. Tüm seçim de bitmiş olacak. Tüm siyasi partilerimiz, tüm arkadaşlarımız, dostlarımız bu güzel çekişme de bitmiş olacak böyle bir şeyde. Kucaklaşarak önemli olan yani bu tatlı ve şey ortamının anlatabildiğim gibi devam ettirecekler devam diyorsunuz. Şeyde, inşallah orada hep beraber sağlıkla güzel şekilde şey olacak. Yani Sayın Başkanım şunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. O zaman yani şu anda belediyeye ait sosyal tesis hazır bir vaziyette. Evet. Yani sizden sonra gelecek olan başkan bir sıkıntı çekmeyecek. Yok. Sadece personel alımlarını yapacak. Diğerini yani hizmeti açabilecek yani. Dediğim gibi benim kendi şahsi olarak biraz o şeylere dikkat ederim böyle bir şeyde. Personel de gider ayak bu şekilde oldu, şekilde oldu diye şey olmasın. Çünkü gelecek şeyde kendisine uygun, kendi belki farklı işletecek, farklı şekilde bir işletme tarzı şey yapacak. Herkesin yoğurt yiyişi farklıdır böyle bir şeyde. Evet. Yani o şekilde şeyleri ben... Yani hazır, herhangi bir problem yok. Ama tabak, çanak, kağıt, peçete, şey, anahtarı çevirince... Yasal prosedürden de herhangi bir sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntı yok. Tamam, çok... Şirket de hazır. Evet, böyle bir şeyde. Şey ben var. İstesem şu anda oraya belli sayı vermeyeyim. Yani şey ederim ama o şeylerde ben hiçbir zaman girmek şey yaparım. Pazarlı da beni bilir. Evet. Yani onun için hayırlı uğurlu olsun inşallah. Sağlıkla böyle bir şeyde orada pazarların uzun süre hizmet edeceği böyle bir şeyde zaten oturunca da görecekler. Evet. İlkin zaten bizim belediye personeli siftah yaptı. Hayırlı olsun. Emeğe geçti o kadar olacak. Teşekkür ederim. Şimdi başkanım son bir sorum daha var. Yavaş yavaş iftara da yaklaşıyoruz zaten. Belediye başkanlığı döneminiz artık 3 dönemden dolayı sonlandı. Siz artık bayrağı görevi teslim edeceksiniz. Bu seçimlerde il genel meclisinden aday oldunuz. Birinci sırada AK Parti'den il genel meclisinde aday oldunuz. Duygularınızı alalım. Bazı tabii ki söylentiler var. İşte başkan şimdi belediye başkanıydı da şimdi başkanlıktan işte meclis adaylığına düştü. Bunlar da konuşalım. Biliyorsunuz ben ayaklı gazete olduğum için böyle şeyler de var. Hayırlı uğurlu olsun. Şu anda birinci sırada AK Parti'den il genel meclisi adaysınız. Bunu da bir açıklar mıyız?
Evet, süreç nasıl gelişti Sayın Başkanım? Ben tekrar olacak ama bana 3 dönem belli bir şeyde bu vazifeyi veren partimize ve çok sevdiğim, canımdan çok sevdiğim Pazarlı çok kıymetli vatandaşlarıma Allah razı olsun belli bir şeyde. Hepsinden uzun ömür diliyorum, sağlık diliyorum belli bir şeyde. Ben biliyorsun 3 dönem kuralı olduğundan dolayı çoğu burada bilenler vardır tabii belli bir şeyde. Ben aday olmayacağımı belli bir şeyde söylemiştim. Çünkü yani hem 3 dönem kuralı hem de her şeyin bir sonu var belli bir şeyde. Geçen sefer zaten yapmayacaktım fakat bazı şeyler oldu, gene bizde kaldı belli bir şeyde. Yani evet, şey olarak o şekilde bir şey oldu. Fakat bu dönem kesinlikle yapmayacağımı ben burada genel merkeze gelen büyüklerime, İl başkanıma, milletvekillerime, bakanıma hepsine söylemiştim böyle şey. Ama son güne kadar sanki bir olacak işte şekilde bir şey yürütüldü. Tabii ben onlara fazla şey etmedim çünkü biliyordum böyle bir şeyde ben olmayacağımı genel merkeze gelen genel başkan yardımcımıza da söyledim, buranın koordinatörüne, Cumhurbaşkanına da bunu ileteceğimi. Beni fırsat bulduğu, çünkü ben her girdiğim seçimde gene aynısını demiştim Lütfü Bey. Ben belediye başkanlığına talip değilim. Ama partim bunu şey yaparsa, isterse şey yaparım. Gerekirse bir aday bulsun. Ben 3 seçimde de aynısını şey yaptım. Beni belediye meclisinin 11. sırasına bile yazsın. Ben pazar için hangi şey doğrusu olsun hizmete hazırım diye şey etmiştim. Bu şeyde de dedim ben şey değilim ama partimiz hangisini şey yaparsa, biz çünkü devamlı olarak burada olan kişiyiz. Vefa borcunu her zaman yerine getiren kişiyiz belli bir şeyde. Onun arkasında kendim olmuş gibi belli bir şeyde elimden geldiği kadar gayret göstereceğim. Kendime çalıştığımdan daha fazla çalışacağım diye şey ettim. Son toplantımızda Muhammed Vekilim ve Harun Vekilim belli bir şeyde ille de belli bir şeyde sen bir abi olarak il genel meclisinde görmek istiyoruz dedim. Ben de vekilimin bu şeyini kırmayarak belli bir şeyde, biliyorsun annem de rahatsız zaten belli bir şey olarak son şeyde belli bir şeyde bayağı Allah bir şifalar versin. Sağ olasın belli bir şeyde. Onu kırmayarak dedim ki yani vazifedir, büyüklerimizin verdiği vazifeyi biz kaçamayız belli bir şeyde. O şekilde şey yaptık belli bir şeyde. Belediye meclisine de girebilirdik ama belediye meclisi tabii şey eden bir durum olmazdı. Zaten belediyede gerekli şekilde yaptık. Olan arkadaşımızla da elimizden geldiği kadar tecrübelerimizle belli bir şeyde sonuna kadar belli bir şeyde pazarın gelişmesi için elimden geldiği kadar yardımcı olacağız. Şimdi de il genel meclisine girdik. Yine belediyede yapabileceğimiz tecrübemizi faydalanmak isteyen varsa elimden geldiği kadar şey yapacağım. Köylerimize de yapabileceğimiz şekilde arkadaşlarımız çalıştı belli bir şeyde, sağ olsunlar ellerinden geldiği kadar şey yaptılar. Orada yapabileceğimiz şekilde ilden pazarımıza, ilçemize daha fazla hizmet getirmeye gayret göstereceğiz. Bu şekildedir. Biz hiç kimsenin ne koltuğuna ne şeyine şey etmedik. Biz hiçbir zaman bu koltuğu da kendi koltuğumuz şey etmedik. Biz her zaman bu koltuk bize herhangi bir şey vermedi. Biz bu koltuğa bir şeyler verebilelim diye şey yaptık. Ama bir de tekrar tekrarlayalım. Tabii bazısı istemeyerek de olarak ne oldu ne olmadı şeklinde şey etti ama bizi üzüyorlar. Çünkü biz elimizden geldiği kadar ben muayenede olduğum şeyde de diş hekimliği sırasında da pazarımıza bir şeyler katmaya çalıştık böyle bir şeyde. Olabilir, herkesin yeteneği farklıdır. Az olabilir fakat buradaki ben devletin bir kuruşunu bile hiçbir zaman heba etmemeye çalıştık böyle bir şeyde. Anlatabildim mi? Bunu bütün vatandaşlarımız bilir böyle bir şeyde. Önemli olan budur ama yani biraz fazla yapmışsın, biraz az yapmışsın, sıkıntı değil. Gelen inşallah bizim eksiklerimizi de tamamlar ama ben gene tekrarlıyorum. 3-4 sene sonra bunu bir ufak daha değerlendirseler bizim şeyimiz daha fazla ortaya çıkacaktır. Yani bunu ben özellikle şey yapıyorum. Gelen arkadaşa da kolaylıklar diliyorum. Kolay bir dönem değil böyle bir şeyde. Gerçekten biz daha kolay zamanlarda şey yaptık. Başkanlık ama kolay yaptım. Bir dönem değil. Allah kolaylıklar versin. Bir arkadaşımız, bir abimiz bana gene tekrarlayacağım demişti. Seçimi kazanmak değil, biterken belli bir şeyde sağ salim bunu bitirmek önemli. Böyle şey. Allah inşallah 3 gün daha bir şey olmasa bize sağ salim bitirmeyi nasip etti belli bir şeyde. Gelen arkadaşa da sağ salim belli bir şeyde bitirmeyi nasip eder inşallah. Başarılar diliyorum. Pazar kazansın diyorum belli bir şeyde.
Evet, çok teşekkür ederiz başkan. Ayrıca bir kelime daha şey yapayım. Buyurun. Bizim bu 15 sene süresince bu şeyde yaptığımız hizmetlerde emeğe geçen belediye personelimize, belediye meclis üyelerimize, il genel meclis üyelerimize, milletvekillerimize, çok değerli pazarın yetiştirdiği bakanımız Osman Aşkın Bak'a özellikle şey yapıyorum. Çünkü Cumhuriyet tarihinde yapılmayan hizmetleri hem spor aşamasında hem şeyde şu anda belki görünmüyor ama daha ileriki zamanlarda onlar da çok iyi görünüyor. Kendisine razı olsun böyle bir şeyde. Sonuçta da Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum böyle bir şeyde. Toplu olarak da kim emeğe geçmediyse Allah razı olsun. Allah emeklerine sağlık diyorum. Pazarımız kazansın diyorum böyle bir şeyde. Pazarımız her şeye layıktır. Tüm pazarlık abilerime, kardeşlerime, bayanlara, çocuklara hepsine saygılarımı sunuyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Allah razı olsun hepsinden. Size de bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Evet, Sayın Başkan, biz de girmiş olduğunuz yeni yolda ki aşağı yukarı 3-4 gün sonra artık İl Genel Meclisi'nden büyük bir ihtimalle tabii ki çıkacaksınız. Yeni girmiş olduğunuz yolda da başarılar dileriz. Yine çok büyük hizmetler sizi bekliyor. Evet. Farkındasınız herhalde. Allah razı olsun. Sağ olasın. Elimizden geldiği kadar çok şey olmasa da düzgün hizmetler yapmaya gayret göstereceğiz belli bir şeyde. Şunu da şey edeyim. Gene biraz uzattım ama bir belediye meclisindeki arkadaşımız belli bir şeyde bizim yapamadıklarımız var, yaptıklarımız var belli bir şeyde var ama en çok yapmadıklarımızla övüneceğiz diye arkadaşımız söylemiştir. Bundan da ne çıkıyorsa onu anlayan anlar. Yani yapmadıklarımızla övüneceğiz diye şey edecektir. Bunu da söyleyen arkadaşımız Selçuk kardeşimiz, Cumhuriyet Halk Partisi belediye meclis üyesi kardeşimiz. Kendisinin Allah razı olsun. Farklı görüşten olduğumuz halde başkanım dedi biz yapamadıklarımızla yaptıklarımızla değil yapmadıklarımızla övüneceğiz. Pazar dedi. Bizi oyla alacak demiştir. Kendisine uzun ömürler diliyorum. Sağ olsun. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Tekrar çıkmış olduğunuz bu yolda başarılı dileriz. Ağzınıza sağlık. Teşekkürler.